Merhaba arkadaşlar. Ben 3B Eğitim Kurumlarından Recep Çeviç. Bugün yine 10. sınıflara sesleneceğiz Allah izin verirse. Konumuz katı isimler olacak. Katı isimlere geçeceğiz. Ama onun öncesinde yine ben size özlediğimi bildirmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu boş sınıfa ders anlatmak bizi yoruyor. İnşallah bu illetten bir an önce kurtuluruz ve sizi karşımıza görmek istiyoruz diyorum. İnşallah zaman kaybetmeden katı isimlere geçmek istiyorum. Katı cisimler. Arkadaşlar bunu 10. sınıfta da 11. sınıfta da tek tek göreceksiniz ama bu sene birazcık yontulmuş diyelim artık. Az kısmını göreceğiz. Gelecek yılda ikinci kısmını göreceğiz. Ama ben yine 11. sınıflar için de bunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle dinleyin baştan itibaren. Çünkü katı cisimlerin çıkmadığı sene yok. Şu andaki sınavlarda da bol bol popüler olarak karşımıza geliyor. Bunu bilmemiz lazım ki hani karşımıza geleceğini bilirsek. Hani güdüsel meselesi var ya, ne kadar güdülenirseniz o kadar iyidir. Yani karşınıza geleceğini bilirseniz ona göre dinlersiniz, ona göre çalışırsınız. 10. sınıf arkadaşlara da şunu söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle çok iyi algılamanız lazım. Çünkü 3 boyutlu şekiller ya insanı biraz görüntü olarak korkutuyor. Ama korkmayın, yani kolay aslında mantıken düşünüldüğünde zor bir kısım yok. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar, kullanılması gereken yani bilinmesi gereken bir konudur. Karşınıza geldiğinde yapmanız lazım. Bundan önce hep 2 boyutlu şekillerle uğraşıyorduk. Yani eni, boyu, bir kalınlığı yoktu. Ama şimdi artık 3 boyutlu şekillere uğraşacağız arkadaşlar. Yani genel olarak şöyle söyleyelim. Bir hacme sahip 3 boyutlu şekillere katı cisim diyoruz. Bunları da kendi aralarında böleceğiz. Mesela prizmalar, piramitler, işte silindir, koni, küre şeklinde karşınıza gelecek. Bugün ben size prizmalardan bahsedeceğim. Prizmalar nedir acaba? Şöyle açalım. Prizma dediğiniz olan şu. 2 tane paralel düzlemin üzerinde ve altında aynı geometrik şeklin alınarak ve aralarının birleştirilmesiyle oluşan 3 boyutlu şekli biz prizma diyoruz. Prizmalar nasıl adlandırılır hocam? Tabanlarına göre arkadaşlar. Tabanında ne varsa ona göre adlandırırsınız. Mesela bunun tabanında 1, 2, 3, 4, 5 beşgen var. O zaman biz buna beşgen prizma diyeceğiz. Eğer ki tabanında üçgen olsaydı üçgen prizma diyeceğiz. Kare olsaydı kare prizma diyeceğiz. Ama özel isimli olanlar da var. Mesela küp. Küp de bir prizmadır arkadaşlar. Ama küpün özelliği birazdan bahsedeceğim detaylı olarak ama tabanı kare, yandaki uzunluklar, yanal kısımlar da kare olduğu için biz buna özel bir isim vermişiz. Küp demişiz. Başka hocam, evet bir tane daha var. Silindir. Hocam silindir ne? Silindirde şu kaleme örnek verebilirim ya da bir su şişesine örnek verebilirim. Altı ile üstü daire, yanı da oval olarak kapanmış bir 3 boyutlu katı cisimimiz arkadaşlar. Onlar tek tek göreceğiz. Prizmalar için şunu söyleyelim. Prizmalar için üstünde ve altında duran şeklimiz her zaman aynı olmak zorundadır. Hocam biri farklı biri farklı olamaz. Olamaz o zaman prizma şekline girmez arkadaşlar. Ama üstündeki ne, altındaki neyse ve yanlarını birleştirdiğinizde oluşan 3 boyutlu şekle biz prizma diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bunda bir anlaşılmayan bir nokta yoktur herhalde. Yani karşımıza geldiği an bunları yapacağız. Bir de bir şey daha dikkat edeyim. Mesela şöyle yanları çizmiş ya. Yanlarında hep oluşan farkında mısınız? Şöyle baktınız, şöyle baktınız. Yani şöyle gösterelim bakın şurası mesela. Bir nedir arkadaşlar? Dikdörtgen. Yanda olan ne vardır mesela? Yine bir dikdörtgen. Bu tarafında olan ne vardır mesela? Yine bir dikdörtgen. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Prizmaların yanal yüzeyleri hep bir dikdörtgendir arkadaşlar. Yanal yüzeyleri hep bir neymiş arkadaşlar? Lütfen dikkat edin. Dik, dörtgen. Mesela size bir tane prizma çizelim hadi. Bu ne prizma acaba? Bu ne bir prizma acaba arkadaşlar? Bir bakın. Bir bakın şöyle zaten kendini belli ediyor. Alt tabana bir bakar mısınız ne var? Üçgen. Üst tarafa bakın. Üçgen. O zaman biz buna üçgen prizma diyeceğiz. Yanal yüzeyler yine bir nedir arkadaşlar? Dikdörtgendir. Bunun açılmış halini çizelim. Hemen şöyle açılmış halini çizelim. Şuradan boy, şuradan şöyle boy olsun. Şuradan şöyle bir tane çizelim. Şuradan şöyle bir tane çizelim. İşte. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın boyları aynı. Gördüğünüz gibi.
Üstteki bu parçayla bu parça aynı. Bu parçayla bu parça aynı. Niye hocam onlar aynı? Çünkü bak bu bunu şöyle kapatacak. Bunu bunun yanına gelecek ya. Bu da bunu kapatacak. Bunu bunun yanına gelecek ya. Bildiğiniz yatay kısımlar yani şu birbirine yapışacak olan kısımların boyları aynı olsun ki. Kapattığınızda 3 boyutlu bir şekil ortaya çıksın. Biri uzun biri kısa olursa düşünsene çıkıntılı bir kat isim düşünülemez, doğru mu? O yüzden şekle baktığınızda lütfen ama lütfen yanal kısımların üstteki taban veya alttaki tabanla aynı boyutlara sahip olduğuna dikkat etmeniz lazım. Ama bununla bunun eşit olmak zorunda değil. Yani alttaki üçgene göre değişir. Belki alttaki üçgen dik üçgendir. Dikliği koyarsın Pisagor sağlar. Alttaki üçgen eşkenar üçgendir. O zaman bütün kenarlar eşittir. Ona göre sağlar. Ama burada şunu bilmeniz lazım. Şimdi bunun bizim şeklimizin genel olarak baktığımızda prizmalara. Bir bakın şurada bir ne oluştu arkadaşlar? Üst taban. Şurada ne oluştu arkadaşlar? Alt taban. Doğru mu arkadaşlar? Şu yanda kalan dikdörtgenlerin geneline verilen isim ise, yani şunların geneline verilen isim ise yanal alan diye geçer arkadaşlar. Yalan değil, yanal alan. Tamam mı? Buna dikkat ediyorsunuz. Yanal alanı bulmak kolay. Niye biliyor musunuz? Dikdörtgen. Dikdörtgenin alanı çok kolay bir şekilde bulunmaz mıydı? Nasıl bulunurdu hocam? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımıydı. Yani şununla şunun çarpımı, şununla şunun çarpımı, şununla şunun çarpımı. Üçünü de ayrı ayrı bulacaksınız. Yanal alanı bulmuş olacaksınız arkadaşlar. Tabanları da üçgenin alanı. Üçgenin alanında taban çarpı yükseklik bölü 2, dik üçgen ise 2, dik kenarın çarpımı bölü 2, eşkenar üçgen ise a kare kök 3 bölü 4. İşte bildiğimiz yerlerden bulabiliriz. O zaman biz tüm alanı bulabilir miyiz? Yani tüm alan. Bunu kapsayan tüm alan. Tüm alan diye de geçer arkadaşlar. Tüm alan diye de geçer. Ya da diğer ismi yüzey alan diye de geçer. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Yüzey alan. Yüzeyinden giden alan. Yani düşün aynı karpuz gibi düşün. Karpuza biz küre diyeceğiz. Tabii düzgün olan karpuza. Kürenin dışındaki yeşil kısım var ya o yüzey alan işte. O yüzey alan. İçindeki kırmızı o yediğimiz o olsa da yesek dediğimiz kısım da hacim diye geçecek. Birazdan bunların hacimlerinden de bahsedeceğiz zaten. Tüm alan yani yüzey alan şöyle bulunuyor o zaman arkadaşlar. Alt tabanla üst tabanın aynı olacağını söylemiştik hatırlıyorsanız. O zaman iki tane alt taban üst taban değil taban alan yazıyorum direkt. 2 çarpı taban alan artı bir de neresi vardı? Şu yanal alan. Yanal alan. O zaman ilk bileceğimiz önemli olan kısım buymuş arkadaşlar. Tüm alan ya da yüzey alan nasıl bulunuyormuş? Alt taban artı üst taban iki tane taban alan artı yanal alan. Yanal alana gelelim arkadaşlar. Yanal alana gelelim. O da çok kolay aslında bakın. Yanal alanı iki şekilde bulabilirsiniz. Bir, ayrı ayrı dikdörtgen, dikdörtgen, dikdörtgen. Kaç tane varsa bulabilirsin ama bir de şöyle bir şey yapabilirsin kardeşim. Mesela buraya A deseydim burası A. Buraya B deseydim burası B. Buraya da C deseydim. Kardeş bir şeye dikkat eder misin? Şu yanal alanın şu uzun kısmı bunun çevresine denk gelmedi mi yani tabanımızın çevresine? Evet. Yani şurası taban çevresi. Neresiymiş orası? Taban çevresi. O zaman dikdörtgeni ayrı ayrı 3 tane ayrı ayrı bulmak yerine bir tane kocaman bulsam da olayı bitirsem olmaz mı? Olur. Onu da nasıl bulursun kardeşim? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. Yani belki burası uzun burası kısa olabilir. Ona bir şey demiyorum ama şimdilik en azından böyle gösterelim burada uzun kısa diye. Yanal alanı şöyle bulabilir miyiz o zaman? Bu kenarla bu kenarın çarpımı. Yani taban çevresi çarpı yükseklik olan H kısmı bizim yan kenarımız oluyor. Çarpı H oluyor arkadaşlar. O zaman bundan sonra bunu aklımızda tutuyoruz. Zaten 3 tane genel olacak prizmalarda. Birincisi tüm alandı. 2 tane taban alan, 1 tane yanal alandı. Yanal alan nasıl bulunuyormuş? Tabanın çevresi çarpı bizim yandaki kalan yüksekliğimiz bizim yanal alanı veriyormuş. Arkadaşlar buna dikkat ediyorsunuz. Ve son olarak hacim. Ne haber hacim? Hacim gösterim şekli büyük V harfidir arkadaşlar. Hacim dediğiniz olay şu. Bunun şuradan bir delik açtık. İçine su doldurduk. İçine ne kadar su alır dediği kısım bizim hacmimiz. Ya da normal bu sınıfı da bir örnek verebiliriz arkadaşlar. Bu sınıfın içindeki hava kütlesini bulmak için mesela hacim diyebiliriz. Hacim dediğimiz bölgeyi kaplayacak yani tamamıyla kaplayacak. Boşluk kalmayacak. Buna dikkat ediyorsunuz tamam mı? Hacim de şöyle bulunur. Tabanındaki yani benim hacmimi soruyor ya biraz büyük ama benim hacmimi istiyorsa tabana yaptığım alanla boyumu çarparsam hacmi verir. Yani o zaman taban alan
çarpı yükseklik de bize neyi verecekmiş arkadaşlar? Hacim. Demek ki 3 tane formülümüz varmış arkadaşlar. Bugün çok detaylı göreceğimiz kısım dediğimiz yer burası. Bunların haricinde üzerine ne koyacağız? Mesela tüm alan, yüzey alan, alan neymiş? 2 tane taban alan artı şu kocaman yanal alan. Bu bir. Yanal alanı bulmak istiyorsak o da tabanın çevresi çarpı yükseklik arkadaşlar. O da tamam. Hacim de neymiş hacim? İçine ne kadar miktar bir şeyler koyabiliriz diyorsa. Hacim de şu. Taban alan çarpı yükseklik. Eğer ki burayı algıladıysak gerisinde sıkıntı çekmeyiz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi artık özel kısımlara geçeceğiz. Özel kısımlar dediğim prizmalara isimlendireceğiz. Dikdörtgen prizma, kare prizma, küp. Bunları göreceğiz inşallah beraber. Tamam mı? Hadi bakalım. Geçtim. Evet, prizmaları bakın ben biraz önce size tek tek bir üçgen prizma üzerinde gösterdim. Yanal alanı nasıl buluyorduk? Taban çevresi çarpı yükseklik. Evet. Alan, yanal alan artı iki taban alan. Evet, gösterdik. Hacim, taban alan çarpı yükseklik. Evet, gösterdik. Bunlar bizim için önemli demiştik ki önemli olduğunu gördünüz. Mesela ilk örneğimizde bakalım. Ne demiş bize? Soruyu bir okuyalım. Ne demişiz ilk önce? Bu bir açık şekliymiş. Bak bize de göstermiş ama şunları tek tek bölmemiş. Farkında mısınız kaç tane olduğunu? Ama kaç tane dikdörtgen vardır deseydi bize nasıl bulacaktık? Bunlara biz ayrıt diyoruz her birleştirdiğimiz kısımlara. Bunların hepsi ayrıt. Ayrıt. Yani diğer ismi kenar arkadaşlar. Bunu da bilin, tamam mı? Kaç tane ayrıtı vardır, kaç tane kenarı vardır, kaç tane dikdörtgen vardır tarzında köşe sorusu sorulabilir size. Bakalım bu kaç gen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen. Hatta düzgün 6 gen. O zaman hepsi 2, 2, 2, 2, 2, 2. Değil mi arkadaşlar? Burada da burası buraya denk geldi hakkında bir bilgi vermemiş. Belki bir tane var, belki iki tane var. Bilmiyorum ama sonuçta ben 6 kenarlı olduğu için 6 tane işte dikdörtgen olacağını, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikdörtgen olacağını biliyorum. Ama zaten orası ihtiyaç değil ki bize çizmemiş arkadaşlar farkındaysanız. Hocam saadete gelelim. Bize neyi sormuş? Dikkat edin hemen okuyun. Yanal alanı sormuş. Yanal alanı. Ben biraz önce size yanal alanı öğrettim. Yanal alan neydi? Hatırlayın. Tabanın çevresi. Tabanın çevresi. Çarpı yükseklikti arkadaşlar. Yüksekliğimiz belli. 6. Tabanın çevresi de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 tane 2 tabanın çevresi. Taban çevresi de oradan 2 çarpı 6'dan 12 geliyor. O zaman yanal alanı bulalım arkadaşlar. 12 çarpı h da 6 idi. Çarpınca 72 santimetre kare diyerekten cevabımızı elde etmiş olacağız. Formül bilince ne kadar kolay değil mi? Şekil altıgen gibi vermiş ama önemli değil ki. Önemli değil ki. Bizim yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. Tamam. Güzel. Devam ettim. Anda şimdi yeni bir prizmamızı göreceğiz beraber. Şuradan. Zaten altta bakın sizde de olacak bunlar ama ben orayı büyütüyorum artık arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Bu bir dikdörtgen prizma demiş. Neye dayanarak dikdörtgen prizma demiş? Tabii ki tabanlara dayanaraktan. Tabanına dikkat ederseniz A, B, yüksekliği C. Yukarısı da aynı dikdörtgenden var mı? Var. O zaman arkadaşlar işte biz buna ne diyormuşuz? Dikdörtgen prizma. Anlaştık mı? Dikdörtgen prizmanın özelliği neymiş? Bir kez daha söyleyeyim. Alt tarafı dikdörtgen, üst tarafı dikdörtgen. Yanlar da dikdörtgen. Hocam bu kare prizma olsaydı nasıl olacaktı? O zaman da tabanı kare olacaktı. Şu AB değil de AA olacaktı arkadaşlar. Tamam. Küp olsaydı hem tabanı kare hem de yandaki yüksekliği de bunlara eşit. Yani AAA şeklinde olsaydı ona da küp diyecektik. Tamam mı arkadaşlar? Sıkıntı yok yani. Aynı şeyler hep. Gelelim şimdi bunlara. Yanal alan diyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu genelde sınıfa benzetiyorum. Sınıf. Tabii size sınıfı şu anda gösteremiyorum ama hayal edin şöyle bakın. Sınıfta ne vardır? Bir ön taraf vardır, bir arka taraf vardır. Bir üst taraf vardır, bir alt taraf vardır. Bir sağ taraf vardır, bir sol taraf vardır, değil mi? Hepsinden ikişer tane vardır. O zaman tüm alanı bulmak istesem, hepsinin alanlarını bir tanesini bulsam, ikişer ikişer tane olduğu için 2 ile çarparsam bulurum. Kaç tane farklı yüz vardır diye sorayım ilk önce dikdörtgen prizmasında. 3 arkadaşlar. Ön taraf aynısından arkada var. Üst taraf aynısından altta var. Sağ taraf aynısından sol tarafta da var. O zaman 3 tane yüzü var ya.
Yanal alan iki tanesini oluşturuyor. Taban ve alt taban haricindeki kısım yanal alanı oluşturuyor. Hocam o zaman tüm alanı şöyle bulsak doğru mudur? Tüm alan. Ya da diğer ismi neydi hatırlayın. Böyle de soruyor. Yüzey alan değil mi? İki parantezini alacağım. Hocam niye iki parantezini aldım ben anlamadım. Hepsinden ikişer tane var arkadaşlar ondan dolayı. Geldik şimdi tabandaki dikdörtgenin alanı. Şu yeşil dikdörtgenin alanı bulalım beraber arkadaşlar. Bu dikdörtgenin alanı ne? A çarpı B dikdörtgeni biliyorsunuz. O zaman iki tane bundan olacağı için AB eklendi arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra şu yandaki mavi kısmı alalım. Bu da bir dikdörtgen farkındaysanız. Bu ne hocam? Bu da B çarpı C. Aynısından bu tarafta da olduğu için bir de onu ekleyeceğim. Son olarak bir de ön ya da arka taraf fark etmez arkadaşlar. Ön ya da arka tarafı yani şu dikdörtgen arkadaşlar dikkat edin. Şurası. Yükseklik C idi. Taban da A idi. O zaman bununla bunun çarpımı da yine iki tane olduğu için A çarpı C. O zaman tüm alan yani yüzey alanı sorarsa iki parantezinde A, B, B, C ve A, C şeklinde karşınıza gelecek. Tamam mı kardeşler? Buna lütfen dikkat ediyorsunuz. Bu bir. Sadece yanal alanı sorsaydı şu yandaki kısımlardı sadece. Bunda pek fazla sormazlar ama yine yanal alanı bulalım. Alt taban neydi? AB. Üst taban da AB'ydi. Bunları çıkart. Geriye kalan o zaman. 2 AB'yi çıkarttığıma göre BC artı AC şeklinde karşınıza gelebilir arkadaşlar direkt. Tamam mı? Bunun haricinde hacim. Hacim neydi hacim? Taban alan çarpı boyum yüksekliğinde. O zaman bunun hacmi ne? Hacim. Nasıl yazacağız hacim? V harfiyle gösteriliyordu. Taban alan. Tabanda bir dikdörtgen var farkındaysanız. Taban alan A çarpı B. Bu taban alan. Taban alan. Çarpı yüksekliğimiz değildi arkadaşlar. Yüksekliğimiz o da C idi. Şurası da yüksekliğimiz. O zaman demek ki hacmi sorarsa 3 tane kenarı A çarpı B çarpı C yaparsanız hacmi bulmuş olacaksınız. Tamam arkadaşlar kolay ya zor değil bence. Sadece göz korkmayın tamam mı? Tüm yüzeyin alanı nasıl bulunuyormuş? 2 tane AB, BC, AC. Yanal alan sadece AB 2 tane AB'yi çıkarttık. BC, AC. Hacim de neymiş? Taban alan çarpı yükseklik de hatırlıyorsanız. Taban alan AB yükseklik de C olduğu için A çarpı B çarpı C diye karşınıza gelmiş olacak. Tamam. Şu aralardan geçen bir şeyler var bakın. Yeni bir kavram öğreteceğiz size. Yüzey köşegen, cisim köşegen diye bir şey var arkadaşlar. Yüzey köşegen, cisim köşegen. O ne hocam? Yüzey köşegen, cisim köşegen. Şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Yüzey köşegeni şu. Şu yüzeydeki köşegen. Yani yüzeyden gidecek arkadaşlar. Buradan bu köşeden, bu köşeden diğer köşeye gittiğimiz yerden giden şu köşegene yüzey köşegeni diyoruz. Ya da tahtanın burasını köşe kabul edersen bu köşeden şu köşeye yani 3 boyutlu değil 2 boyutlu giden köşegenlere yüzey köşegeni. Yüzeyden giden köşegen adı üzerinde yüzey köşegeni. Neresi hocam o? Neresi bakın. Şöyle bakarsak. Hangi renkli? Siyah renkli gösterelim. İşte şurası yüzey köşegeni arkadaşlar. Bakın şurası mesela. Bu tabandaki yüzeyin köşegeni. Ve köşesi her zaman diktir arkadaşlar. Çünkü köşeler her zaman sınıfı düşünün. Köşeler hep nedir? Diktir. Bu B ise bu B. Şu yüzey köşegenini işte cisim köşegenini, yüzey köşegenini E ve F ile gösterilebilir. Yerler değişebiliyor. Mesela buraya E deseydik arkadaşlar. E yüzey köşegen deseydik. Yüzey köşegen. Genelde cisim köşegeni de diyorlar ama yüzey köşegeni diye burada isim verdik. Yüzey köşegeni burada Pisagor bağıntısından bulacağız. Yani şunun karesi 90'ın karesinde e kare eşittir. A kare artı b karedir ama bana e lazım olduğu için her iki tarafın karekökünü alıyorum arkadaşlar. Şu şunu götürüyor. E o zaman ne çıkıyor dikkat ederseniz burada. Kök içinde a kare artı b kare şeklinde karşınıza geliyor. Hadi şöyle. Aynı şeyi yandaki yüzey isteseydi yandaki yüzeyde de yapabilirdiniz. Mesela şura isteseydi bu da bir yüzey köşegen. Ne hocam burası? Şurası C farkındaysanız. Şurası B. Şu köşe yine dik. Burası da E üssü olsun. E üssünü isteseydi yine. Yine ne yapacaktınız arkadaşlar? B kare artı C kare ama kök içinde biraz önce neden olduğunu gösterdik. Tamam. Hocam köşeden köşeye yapsaydık o da olurdu ama iyice şekli bunu anlamayan olmaz mı? Yüzey köşegeni şu. Yüzeyin köşegeni, yüzeyin köşegeni, yüzeyin
köşegeni. Tamam mı arkadaşlar? Ama bir de asıl önemli olan bir şey var ki o da sarı renkle gösterelim cisim köşegeni diye. İşte bakın cismin köşegeni. Bir köşeden çapraz üstteki diğer köşeye. Yani şeklin içinden geçecek arkadaşlar. Bu köşeden bu aşağıdan kameranın tepeye doğru şöyle yukarıya köşeye. Ya da o köşeden aşağıya doğru şöyle arkadaşlar, tamam mı? Yani bu yüzey değil, farkındasın. Sadece bir yüzey değil. Şeklin cismin içinden geçecek. Buna dikkat etmeniz lazım. Bunda da yapacağınız şey hani bir yüzey köşegenini bulduk ya. Bir de şu arada bir üçgen daha çıkıyor. Bakın şu sarı üçgen çıkıyor. Bakın şöyle. Şurası zaten C kadar. Şu köşe E kadar. Şurası. Şuraya da F diyelim. F de bizim neyimiz olacakmış arkadaşlar? Cisim köşegeni. Onu nasıl bulacağız acaba? Şöyle bakalım onu da. F'yi de şöyle bulacağız arkadaşlar. Burada farkındaysanız bir Pisagor bağıntısı yapabilirim. Şunun karesi yani F kare eşittir. E kare artı C kare. E kare artı C kare. E kare neydi? Biraz önce bulduk E kare. E kare neydi? Hatırlayın şurada. A kare artı B kare artı C kareydi. Yine her iki tarafın kare kökünü alırsam o zaman cisim köşegeninde şöyle bulunuyormuş. Önemli bir kısım kök içinde. Birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi şeklinde karşınıza gelecekmiş arkadaşlar. Önemli olan burasıydı zaten. Lütfen dikkat edin, bir kez daha söyleyeyim. Cisim köşegeni kök içinde A kare, B kare, C kare şeklinde karşınıza gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Yüzey köşegeni kök içinde A kare artı B kareydi. Cisim köşegeni kök içinde hem A'sı, hem B'si, hem C'si, hem eni, hem boyu, hem kalınlığı diye düşün. Bunlara dikkat ediyorsunuz, tamam mı? Tüm alanı anlatmıştım. İki tane A, B, B, C, A, C. Yanal alanı anlatmıştım. İki tane AB haricinde BC, AC. Hacim taban alan çarpı yükseklik ABC. Yüzey köşegeni sadece yüzeyin köşegeni arkadaşlar. Kök içinde kareleri toplamı. Cisim köşegeni de üçünün de kareleri toplamıydı. Buna dikkat ediyorsunuz. Tamam mı kardeşler? Güzel. Bunu da anlattık. Bir de size şuraya şunu söyleyeyim. İhtiyacı olacağı için söylüyorum arkadaşlar bu. İhtiyaç ne demek hocam? Şöyle A artı B artı C'nin karesi nasıl anlardı? Matematik bir bilgisi karşımıza geleceği için. Hocam matematikten biz bunu bilmiyoruz ama falan filan demeyin diyerekten bunu da şimdiden veriyorum. Bunun karesi şöyle açılır arkadaşlar çarpanlar aymadan. Birincinin karesi artı, ikincinin karesi artı, üçüncünün karesi artı. Yani hepsinin karesini aldık mı? Aldık. Sonra iki parantezinde tek tek o algoritma yapıyoruz. Yani bir birinci ikinci. Bir ikinci üçüncü, bir de birinci üçüncü arkadaşlar. Şurası zaten tanıdık bir şey geliyor, farkında mısınız? Bakın çok önemli bir kısma denk getirdik arkadaşlar. Şurası tanıdık bir şey oluyor şurası. Hemen alt tarafında duruyor, o yüzden oraya yazdım zaten. Orası tüm alan yani yüzey alana denk geliyor. Böyle sorular da olacak demek ki. Yüzey alan arkadaşlar. Demek ki yüzey alanı isterse böyle A artı B artı C'nin karesinden de elde edilebiliyor. Şurası da tanıdık bir şeye çok yakın ama şu anda tam bilinmiyor. A kare, B kare, C kare. Ne var acaba bak? Cisim köşegeni neydi? Kök içinde A kare, B kare, C kareydi. O zaman buraya A kare, B kare, C kareye cisim köşegeni diyemeyiz ama karesi olması lazım. Yani kare kök olmadığı için. Buna da cisim köşegeninin karesine denk gelir. Yani F kare diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Oldu. Tamam o zaman. Haydi bakalım. Bunlar zaten yazabilirsiniz durdurup ben geçiyorum, zaman kaybetmeyelim. Evet, A dediğimiz bakın ABC dikdörtgen prizmasının bana tek tek hepsini bul diyor. Artık birine A diyorum 3, birine B diyorum 4, birine C diyorum 5. Hocam ben A buna diyecektim, hiç önemli değil. Ne zıkkım olursa olsun sen devam et. Aynen çıkacak zaten. Alan nasıl bulunuyordu alan? Biraz önce alan dediği yüzey alan hemen yazalım. 2 çarpı AB BC AC'ydi hatırlıyorsan. O zaman iki parantezinde A çarpı B. A ile B'yi çarptım bakın. 3 çarpı 4, 12. Artı BC. 4 ile 5'i çarptım arkadaşlar. 20. Artı AC. 3 ile 5'i çarptım arkadaşlar. 15. O zaman bana bunları şimdi bul diyor arkadaşlar. Toplayalım. 20, 35, 45, 47 mi yapıyor? Herhalde öyle yapıyor. 47 çarpı 2. O da 94 diye. Tabii ki birimini santimetre kare diye olmuş olacaksınız arkadaşlar. Tamam. Güzel. Hacmine gelelim. Hacim neydi? Ne haber hacim diyorduk. Taban alan A çarpı B. Yükseklik de C idi. Üçünün çarpımıydı arkadaşlar. O zaman
Hemen çarpalım. 3 çarpı 4 çarpı 5. Artık bunları size bırakıyoruz. 3 kere 4 12. 12 çarpı 5 60 santimetre küp diyoruz. Farkında mısınız? Küp. Niye küp dedik, buna kare dedik? Alan, çünkü alan, bölge düzlemsel olduğu için santimetre kare denk gelir. Ama hacim 3 boyutlu olduğu için, eni boyu hem de yüksekliği kalınlığı olduğu için santimetre küp gelir. Buna da dikkat edin, olur mu? Cisim köşegeni neydi? Onu da F ile gösterdik değil mi? Kök içinde A kare, B kare, C kare demiştik, hatırlıyorsanız. O zaman kök içinde 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi. O da ne yapar hemen? 9, 16, 25. Toplayınca kök 50 yapıyor. O da dışarıya 5 kök 2 santimetre diye gelmiş oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Evet, haydi devam edelim o zaman. Oo, şekli bir bakın. Ne kadar iğrenç duruyor değil mi? Ama korkmayın ya, üçgenin alanını istemiş sizden. Bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 der dişinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Burada ilk önce dikkat et bak. Senin sevdiğin bir üçgen var. 6, 8. Şurası ne? 10. Bu köşeye tam dayanmış, farkında mısınız arkadaşlar? Şurada sanki şurası dik üçgen, farkında mısınız bak? Şöyle farklı renkle gösterelim de siz de rahat görün. Şöyle köşe, şöyle, şöyle. Şu 12 ise burası da 12, şurası da 10. Bir üçgenin alanı nasıl bulunur diye sormuş kardeş sana. E sen biliyorsun bunu. Taban çarpı yükseklik bölü 2'de, ama dik üçgen olduğu için 2 dik kenar çarpı bölü 2. 10 çarpı 12 bölü 2'den 60 santimetre kare diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Hocam bunu tam köşeden değil de şöyle ortalı getirseydi. Şu siyah üçgenin alanı sorsaydı. Korkmayın arkadaşlar. Yine aynı mantık. Taban ne farkındaysanız? 12. Yükseklik ne arkadaşlar? Yükseklik. Bakın yükseklik. Şurası bunun yüksekliği. Buradan yandan çektiğiniz bütün boylar aynıdır. Bak şuradan da çekseniz aynıdır. Şuradan da çekseniz aynıdır. Yani bunun yüksekliği dikkat ederseniz 10. E o zaman taban 12. Yükseklik 10 bölü 2'den yine 60 olacaktı. Hatta biz bunu alanda şöyle kaydırma diyorduk. Alan taşıma diyorduk değil mi? Mantık aynı. Mavi üçgenin alanıyla siyah üçgenin alanı da aynı olabilirdi. Ama size zaten maviyi sormuş. Kafa karıştırmayalım. Devam ettik. Çıkmış bir soru ve burada dikkat ederseniz şuna bir bakar mısınız? Kare dik prizma demiş. Kare dik prizma. Kare prizma neydi ya? Kare prizma dikdörtgen. Burada tek tek açıklamamış ama kareyi biz hatırlayın arkadaşlar. Şöyle demedik mi? Tabanın kare, yüksekliği bunlardan farklıysa biz buna kare prizma diyoruz. Bak 10, 10, 25 mesela çizelim bir tane. Şöyle yapalım. Şöyle çizdik diyelim kabaca. Arkadaşlar tabanları 10, 10. Yüksekliği 25, farkındaysanız. Şöyle bir şey. Tabanları 10, 10. Yüksekliği 25 olan bir kare dik prizma çiz demiş. Çizdim. Çizmesi birazcık başta gıcık oluyor ama alışırsınız. Bunları bir birim küplere ayır diyor. Ha, yemek yapar gibi birer birim, birer birim böl diyor. Birer birim, birer birim böl diyor. Bölelim. Bir birim uzunluğunda küplere ayrılın. Sonra bu küplerin tamamını kullanarak, boşluk kalmayacak. Aralarında boşluk kalmayacak biçimde yüksekliği bir olan, yani yüksekliği bir birim demek tam. Yani yan şöyle diz diyor kardeşim sana. Diz diyor tek tek. Dizdiğinde yine bir kare prizma olursun diyor. Yine bir kare prizma olduğuna göre demek ki enine dizdiğinle boyuna dizdiğin aynı sayılarda olacak ki kare prizma olsun. Çünkü tabanı kare olması lazım kardeş. Enine 10 tane, boyuna 10 tane çizerse olur. Ama enine 10 tane, tabanına 5 tane çizdiğine olmaz ki. O zaman biri 10, biri 5, boyu da 1, dikdörtgen prizma çıkar. Boyu zaten yüksekliği 1, yüksekliğine hiç karışmıyor. O zaman demek ki eniyle boyu aynı olacak bir şey lazım bana. Buradan kaç tane birim küp çıkar ilk önce ondan bakalım. Tabanını birer birer bölseniz 10 tane. Enini birer birer bölseniz 10 tane. Her katta 10 kere 10 100 tane küp var arkadaşlar. Bundan her kattan demiştim farkındaysanız, dikkat edin. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, 25. kata kadar çıkacak. Şöyle. 25 tane kat çıkacak. Her katta 100 tane var. 25 kat olduğu için çarpı 100 dersek 2500 tane küp var. Küp. Küp gibi oldu maşallah.
2500 tane öyle bir yerleştir diyor ki bunu. Şimdi eniyle boyu aynı olacak şekilde şöyle. Eniyle boyu, hatta düz çizmeyelim, birazcık daha eğimli çizelim ki. Şöyle eniyle boyu aynı miktarda. Yani şununla şu aynı olacak. Kalınlığı da şöyle bir birim olacak şekilde. Bakın şöyle, şöyle. Şöyle kabaca çizelim arkadaşlar. Eniyle boyu aynı olacak ve kalınlığı, dikkat ederseniz şu kalınlığı bir, her yerde bir olacak, bir olacak, bir olacak. O zaman 2500 küpü öyle bir ayırman lazım ki kardeş. Eniyle boyu aynı olacak şekilde ayırman lazım ki bu kare prizmayı bulabilesin. 2500 neyle neyin çarpımı 2500 diye size bulmanız lazım. Sanki bunu görmeniz lazım arkadaşlar. 50 çarpı 50 benim bildiğim 2500. O zaman demek istiyor ki, size burada görmenizi istiyor. Şurada 50 tane. Şurada 50 tane birim küp. Şurada 50 tane birim küp olacak. Zaten tek katlı, boylar hep birer santim istiyor farkındaysanız. Buna göre düşünmeniz lazım. Tamam mı arkadaşlar? O zaman demek ki 50 bu taraftan var, 50 bu taraftan var. Tek tek 50 tane çizmeyeceğim tabii. Bunun nesini istiyor bizden? Bunun yüzey alanını, yüzey alanı. Yani tüm alanını istiyor kardeş sizden. Tüm alanı biz biliyoruz ya, nasıldı? Hani alt tabandan aynısından burada da var. Yanların hepsi aynı gidiyor zaten bak. Kare prizmanın en güzel şeyini biliyor musunuz? Yandaki şu dikdörtgenlerin hepsi aynı. Şu, şu, arkadaki, arkadaki. Bir tanesi 50 çarpı 1'den, şu dikdörtgenin alanı 50 çarpı 1'den 50. Bundan 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman yanal alan, yanal alan 4 tane 50'den 200 geliyor. 200 oradan geldi kardeşler. Bir de üst tabanla alt tabanı bulalım. Zaten birini bulsak hepsi aynı olacak ya. Üst tabanda 50 çarpı 50'den şuradaki alandan 50 kere 50 2500 üst taraf yapıyor. Alt taraftan da 2500 gelecek. O zaman oldu mu sana 2500 2500? Taban alanlardan da 5000 geldi. Tüm alan nasıldı hatırlayın? Tüm alan ya da yüzey alan. Yanal alan yani 200 artı 2 tane taban alan 2500 2500 5000. O zaman toplarsanız cevap 5200 şeklinde gelmiş olacak. Güzel bir çıkmış soru. Umarım anlamışsınızdır. Anlamazsanız yazın. Ben yine tekrar size bahsetmeye çalışırım. Tamam. 3 farklı yüzünün alanları 24, 12, 18 olan dikdörtgen prizmasının hacmi. Alanları vermiş. Yani A, B, B, C, A, C dediklerimizi vermiş kardeşler size bakın. Burada A çarpı B. B çarpı C. A çarpı C. Hocam nereden anladın yine? Öyle diyenler var. Nereden anladın? Anlamadım kardeş. Heyecan yapma. Birine AB, birine BC, birine AC'yi tesadüfen yerleştirdim. Yerlerini değiştirebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman A çarpı B ne geliyor arkadaşlar buradan? 24. B çarpı C ne geliyor hocam buradan? 12. A çarpı C ne geliyor hocam buradan? 18. Şöyle yapanlar var. Hocam birine 6, birine 2 falan filan, birine 4 desek falan filan diyor böyle. Acaba olur mu? Olabilir ama biz her zaman böyle tam bir şekilde çıkabilecek sayılar olmayabilir. Kesirli çıkabilir, tam çıkmayabilir, köklü çıkabilir. O yüzden size tavsiyem, bize hacim mi istiyor? Evet. Hacim neydi hatırlayın? A çarpı B çarpı C'ydi arkadaşlar. O zaman siz de burada A çarpı B çarpı C'yi elde etmeye çalışın. Yani bunları taraf tarafa bir çarpın arkadaşlar. Çarparsam A çarpı A yani A kare. B çarpı B yani B kare. C çarpı C yani C kare eşittir 12 çarpı 24 çarpı 18 mi geliyor şöyle? Evet. Ama bize A çarpı B çarpı C lazım. O zaman demek ki kök içine alırsak işte hacmi direkt bulacağız. Bunu da şöyle yapın. Tek tek çarparsanız zaman çok gider. Şunları açalım. Sanki daha iyi olacak gibi. Mesela 12'yi açalım. 4 çarpı 3. 24'ü açalım. 6 çarpı 4. 18'i açalım. 3 çarpı 6. Şimdi bunlar dışarıya çıkıyor mu acaba? Bakın dışarıya 2 tane olan 1 tane diye çıkar. Şu 4 ile şu 4 dışarıya 1 tane 4 diye çıktı arkadaşlar. Şu 3 ile şu 3 1 tane 3 diye çıktı arkadaşlar. Şu 6 ile şu 6 1 tane 6 diye çıktı arkadaşlar. Çarpınca 12 çarpı 6'dan 72 santimetre küp diye bilirmişiz arkadaşlar. Tamam? Zor mu? Değil, güzel. Hadi bakalım o zaman. Gelelim küpe. Küpü ayrı incelemiş. Küp neydi hatırlayalım arkadaşlar. Tabanı bir kare, yüksekliği de bir kare. Doğru mu?
Ona göre düşünmeniz lazımdı. Bize yine tüm alanını soruyor. Her yeri küpün zar düşünün arkadaşlar. Zar 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar yüzeyler var. Demek ki 6 tane yüz var ve 6'sı da eşit. 6'sı da kare. Karenin alanı, taban alan mesela A çarpı A kare değil mi? O zaman tüm alanı, bakın tüm alanı 6 tane karenin alanından direkt 6 çarpı A kare diye yazmış. Bunu biz de bulabilirdik ki zaten kolay değil mi? 6 tane kare olduğu için, bir tanesinin alanında A kare olduğu için 6 A kare diyoruz. Gelelim yanal alana. Yanalda da 4 tane yüze, hani üstteki ile alttaki tabanı çıkart, geriye 4 tane kare kalmıyor mu? 4 tane A kare o da. Farkındasınız, Zahan da buraya yazmış. Gelelim hacmine. Hacim neydi o da? Taban alan çarpı yükseklik değil miydi arkadaşlar? Taban alan A çarpı A, A kare. Çarpı yükseklik o da A. Çarpınca taban alan çarpı yükseklik A küp diye gelmiş olacak. Tamam mıdır? Ama bir de yüzey köşegeni, cisim köşegeni diyoruz şimdi. Yüzey köşegeni, cisim köşegeni. Biz yüzey köşegenine E, cisim köşegenine F demiştik. Unutmayın. Buraya A, buraya A dedik. Yandaki yere şuraya E dik dersek, yani köşesi olduğu için. Şurası E, yüzey köşegeni. Ve A, A ve 90. Bu tanıdık bir üçgen değil mi arkadaşlar ya? 45, 45, 90 diye bir üçgenimiz vardı, hatırlayın. O da neydi? A, A, A kök 2'ydi. O zaman yüzey köşegeni dediğiniz direkt A kök 2'dir. 45, 45, 90'dan gelir. A, A, A kök 2. 45, 45, 90'dan gelir. Cisim köşegenimize gelelim arkadaşlar. Cisim köşegenimizde A'nın da burası. Orası da F. Şuraya da A diyelim. A'nın da şurada yine bir üçgen, dik üçgen çıktı. Farkında mısınız? O zaman F kare eşittir A kare artı E kare. Bunun karesi de bunun karesi bunun karesinden 2A kare geliyor. Toplarsak o zaman 3A kare mi yapıyor arkadaşlar? 3A kare yapıyor. O zaman her iki tarafın kare kökünü alırsak işte F A kare dışarıya A diye çıkıyor. 3 de içeride kaldığı için A'nın da A kök 3 diye geliyor. Ya buradan yapın ya da ezberlerseniz, hani ezberleme görüşümüze gitmiyor ama dersek yüzey köşegeni A A A kök 2 kök 2 katı, cisim köşeginde A A A kök 3 diye karşınıza gelecek diyoruz. Tamam kardeşler? Güzel. Hadi o zaman. İlk sorumuz neymiş? Beraber bir okuyalım. Hacmi sayıca alanına eşit olan küpün cisim köşegenin uzunluğu nedir? Oo, combo yapmış. Bir soruda hepsini kullandırtacak bize. Hacim neydi? Biraz önce söyledik. A küptü arkadaşlar, A küp. Alanı neydi alanı? Onu da söyledik. 6 tane karenin alanıydı. Yani 6 tane A kareydi arkadaşlar o da. Buna göre cismin cisim köşegeni. Cisim köşegeni de neydi? F ile göstermiştik, hatırlayın. O da A kök 3 de arkadaşlar şöyle. O zaman şimdi biz matematikten biliyoruz ki bakın şuradan A küpün içinde bir A kare bir de A var. Bu da 6 A kare. Şu A karelere elveda dersek A ne geliyor arkadaşlar buradan farkındaysanız? 6. Yani bu bizim küpümüzün bir kenarı neye eşitmiş? 6 birime. Bana neyi soruyor? Cisim köşegeni soruyor. O zaman cisim köşegeni de F dersek o da 6 kök 3 diye gelmiş olacak. Tamam. Güzel. Bir de şu çıkmış sorumuz var arkadaşlar. Ona da bak verelim hemen. Oo, yine etkileyici, iğrenç bir soru gibi duruyor ama. Kendiliğinden de vermiş zaten bak çizileceği yeri. Bir kenarı 6 birim. O zaman hepsi 6, 6, 6, 6. Doğru mu? Şöyle. Şurası ne arkadaşlar şurası? Bir bakar mısınız? Şurası bir köşeden bir köşeye gitmiş. İçinden geçmiş. Şeklin içinden geçerse biz buna cisim köşegeni diyorduk. A kök 3'tü. 6, 6 o zaman biraz önce bulmuştuk. 6 kök 3. Şu mavi olan ne arkadaşlar? Şu mavi olan o soruda da verdi şu mavi olan. O da yandaki yüzeyin köşegeni değil mi? O da 6, 6. Köşesi de şöyle dik olduğu için. 45, 45, 90'dan burası da ne geliyor arkadaşlar? 6 kök 2. Ve şu 90'ı bize koymuş sağ olsun ama zaten biz onu Pisagor bağıntısından bak. Bunun karesi eşittir. Bunun karesi artı bunun karesinden dolayı buranın dik olduğunu görebilmemiz lazımdı arkadaşlar. Yani şu cisim köşegeni, şu yüzey köşegeni, şu da bir kenar. Yüzey köşegeni, cisim köşegeni böyle bir üçgen oluşturduğu için tabii ki dik üçgeni sağlayacak. Biraz önce biz bunu içeride göstermiştik hatırlıyorsanız. Bir de dik içinden dik indirmiş ya. Dik içinden dik indirirse biz buna bir şey diyorduk. Dik içinden dik öklitti. Öklitte de ah bacı diye bir şey vardı. Ah bacı. Bilmeyen arkadaşlara ya da hatırlamayan arkadaşlara ben şöyle hatırlatayım. Şöyle dik içinden dik indirdik. Şu tabanın tamamına ah. Yüksekliği h, yanları da b ve c dersek. Neydi? Hatırlayın arkadaşlar.
taban çarpı yükseklik alandan gelen bir şeydi. İki dik kenarın çarpımına eşitti. B çarpı C. Biz buna ne diyorduk? Ah bacı. A çarpı H eşittir. B çarpı C. Tamam mı arkadaşlar? Burada uygulayabilir miyiz? Evet, uygulayabiliriz hocam. İşte nerede uygularız? Taban çarpı yükseklik. Yani 6 kök 3 çarpı x eşittir. 2 dikkenarın çarpımına. 6 çarpı 6 kök 2 yanlar bunlar farkındaysanız. Şöyle. Bunu istiyor arkadaşlar. Birazcık matematik bilgisi gerekli. Şu 6'lara evle daha diyelim mi? Dedik. Şu kök 3'ü de karşıya bölü diye atarsak arkadaşlar şöyle. Bunu yapmamızı istiyor. Bunda da paydayı kök 3 ile genişletirsek şöyle. Eşleniyle çarpıyorum. Bununla bunu çarptım. 6 kök ile kök 3 çarptım. Kök 6 bölü. Kök 3 ile kök 3 çarptım. Kök 9 o da 3. Şu 3 ile de şu 6 sadeleşir arkadaşlar. Ve 2 kök 6 diye x'i bulmuş oluruz diyoruz. Ve bundan sonra arkadaşlar şu sorulara geçiyor herhalde. Evet. O zaman size bir ödevlendirme yapalım arkadaşlar. Bunu K12'ye de gireceğim bugün. Tamam mı? Ne yapacaksınız bu arkadaki şu test var ya. 6 buradan. 5 de şey buradaymış. Toplamda 10 taneymiş işte. 4 tane de buradaymış pardon. Piramitlere geçiyor ondan sonra. O zaman ödevimiz neymiş? Bu arkasındaki 10 soruyu çözüyoruz. Tamam mı? Çözemediğiniz olursa soru çözüm grubumuz var. Orada da paylaşabilirsiniz. Bakabiliriz arkadaşlar. Onun haricinde hocam onun haricinde bir de soru bankasından prizmaları kontrol ederseniz sevinirim diyorum. Tamam mı? Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyoruz.